Merhabalar arkadaşlar. Bugün 12. konuyu başlıyoruz. Çiyang kitabımızda. 11-1-11-2'yi bitirdik. Şimdi 12-12-2'yi yapacağız. Orada da dersimiz bitecek. Bu hafta da işte normal zamanda dersi bitiriyoruz. Çiyang 12. bölüm dediğimiz gibi eşitlik kısıtları altında optimizasyon, en iyileme. Yani optimization with equality constraints İngilizcesi. Şimdiye kadar dikkat ederseniz tek değişkenli de zaten böyle bir sorun yoktu ama çok değişkenli optimizasyonda da bağımsız değişkenlerimiz birbirinden gerçekten bağımsızdı. Yani hiçbir şekilde birbirlerini etkilemiyorlardı. Böyle varsayıyorduk. Ya böyle olmazsa? Yani önceki bölümde çok değişkenli kısıtsız optimizasyonda seçim değişkenleri arasında bir ilişki yoktu. Yani serbestçe seçebiliyorduk onları. Ama ya seçim değişkenlerinin arasında serbestçe değişmelerini engelleyen ilişkiler varsa ne olur? Bunları nasıl modele dahil eder ve nasıl çözüm buluruz? Buradaki konumuz bu. Bir iktisadi bir örnek mesela. İşte örneğin bir üretim sürecinde üretilen iki malın çıktı miktarları Q1 ve Q2 olsun. Bunların arasında kaynak veya kota sınırları, kısıtları olsun. Böylece bunun yüzden de şöyle bir ilişki olsa. Mesela Q1 artı Q2 eşit 950 gibi bir şey. Bir örnek bu. Ne demek? Şu. Yani bir tesisimiz var. Bu tesiste iki mal üretiyoruz. Belki bir malın iki tipini üretiyoruz. Q1, Q2 bunlar ürettiğimiz miktarlar. Ve toplam bir kaynağımız var. Bu finansal kaynak olabilir, makine teçhizat olabilir. Veya bambaşka bir şey, kota olabilir. Yani o kadar sipariş almış olabiliriz iki maldan. Ne bileyim ben şu kadar toplam satabiliyoruz bir ayda diyelim. Ya da bir aydaki üretimimiz şu kadar olabiliyor bu elimizdeki teknolojik imkanlarla. Ha, bu durumda işte Q1 artı Q2 950, yani her iki şeyinde o miktarlarını topladığım zaman 950 birim üretebiliyorum. O zaman Q1'den fazla üretirsem Q2'den az, daha az üretmem lazım ki toplamı 950 olsun. Yani Q1 eşittir 950 eksi Q2 ya da Q2 eşittir 950 eksi Q1 şeklinde bir doğrusal ilişki oluyor bunların arasında. Bir fonksiyon oluyor. Dolayısıyla o zaman optimum değerler arasında da aynı ilişki var. Yani benim işte karımı maksimize ediyorum, belli bir kotayla üretimimi maksimize ediyorum ya da belli bir işte şeyde maliyetimi minimize ediyorum. Ne yapıyorsam o optimizasyon işleminin sonucunda oluşacak Q1, Q2 yıldız çözüm değerleri de bu ilişkiye, bu kısıtlara uymak zorundadırlar. Kısıt, bakın dikkat edin. Yani kısıt deyince serbestçe oynamıyoruz, serbestçe dolaşamıyoruz. Q1 yıldızı belirlesek Q2 yıldız o kısıt tarafından belirleniyor. Q2 yıldızı belirlesek Q1 yıldız o kısıt tarafından belirleniyor anlamına geliyor. Dolayısıyla işte Q2 yıldız eşittir 950 eksi Q1 yıldız gibi bir ilişki var aralarında. Ya da bunu şöyle de yazabiliriz tabii. Q1 yıldız artı Q2 yıldız eşit 950. Toplam üretim miktarımız sabit. Dolayısıyla da bunu işte şu şeyden kitabımızdan aldığım grafikler üzerinde şöyle çok güzel gösteriyor. Bir üretim yüzeyimizi bir kubbe gibi düşünürsek mesela, bu üretim olabilir, bu fayda olabilir, kar olabilir. Neyi maksimize ediyorsak mesela o işte kubbe biçiminde, şurada da serbest kısıtsız maksimum var. Bu arada bu grafikte bir hata var. Şeyi biz hani her şeyi hep pozitif miktarlarla pozitif tarafta çalışıyoruz. Bu ama gelmiş z eksenini sıfıra koymuş. Sanki negatif tarafta x ve y'ler veya işte bu x1 x2'ler neyse bu şeyler bağımsız değişkenler onlar negatif gibi görünüyor. Öyle değil tabii. Bu şey ekseni z ekseni tabii ki ve sıfır o origin tabii ki sol tarafta aslında olması lazım. Dolayısıyla pozitif çeyrekte çalışıyoruz. Başka bir şeyde, başka bir konuda belki negatif değişkenler anlamlı olabilir ama bizim şeyimizde, iktisatta çoğu yerde negatif değişkenler çok anlamlı değil. En azından miktar gibi, fiyat gibi şeylerde ileri düzeylerde negatif de olabileceğini göreceğiz bunlar ama şu anda bizim düzeyimizde ne miktarlar ne de fiyatlar negatif olmazlar, pozitif olurlar. Dolayısıyla da bu z'nin ve orijinin şöyle sol tarafta olması lazım burada, eksenlerinde artı sonsuza doğru gidiyor olması lazım. Ama sorun değil, işin özünü değiştirmiyor. Ha, peki şimdi bu kısıtı nasıl buraya koyacağız? Üretim fonksiyonumuz veya işte fayda fonksiyonumuz, kar fonksiyonumuz neyse o maksimize ettiğimiz hedef fonksiyonumuz şu kubbe biçiminde görülen şey. İki tane iki değişkenli
bir 3 boyutlu, yani bir de z işte o neyse o şey yaptığımız, maksimize ettiğimiz şey o boyut, işte mesela üretim miktarı veya fayda. Dolayısıyla da böyle bir yüzey oluyor. Eskiden hiçbir kısıt yokken, böyle bir kısıt diye bir derdimiz yoksa, o zaman şu kubbenin tepesini buluyorduk işte. Geçen 11.1, 11.2'de bunu yaptık. Buna serbest maksimum diyoruz. Free maksimum İngilizcesi. İyi de artık elimizde bir kısıt var. Yani istediğimiz gibi buraya kadar gelemiyoruz. Ne oluyor? Q2 yıldız eşit 950 eksi Q1 yıldız ilişkisine uymak durumundayız. Bu neresi? Bu şuradaki kırmızı ile işaretli düz çizgi işte. Q1 yıldız 0 olduğu zaman Q2 yıldız 950 oluyor. Q2 yıldız 0 olduğu zaman Q1 yıldız 950 oluyor. Yani eksenleri kestikleri yerler 950 bunların. Katsayıları 1 olarak verilmiş bu şeylerin miktarların, dolayısıyla değişmiyor. Ha, peki ve aradaki şu çizgide işte bize birinden mesela Q1 yıldızdan şu kadar üretirsem Q2 yıldızdan 950 eksi Q1 yıldız ne kadar üreteceğimi gösteren iki şeyin, yani bu elimdeki toplam o üretim olanakları mı neyse o, onunla o kısıt altında üretebileceğim maksimum miktar bileşimlerini gösteriyor. Bunun altında daha az üretim yapmam mantıklı değil. O zaman elimdeki kaynakları kullanmamış olurum. Halbuki bu elimdeki kaynaklarla daha üst düzeylere çıkmam mümkün. Çıkabileceğim en üst düzeyde işte bu kısıt çizgisi. Demek ki bu kısıt çizgisi benim fonksiyonumun tanım kümesini sınırlayan bir şey. Ve bu serbest maksimumun ilerisinde olmadığı müddetçe, yani kısıt çok gevşek olmadığı müddetçe, bu kısıt beni kısıtlayacaktır. Şu serbest maksimuma ulaşamayacağım. Nereye kadar ulaşabileceğim? Şu kırmızı çizgiye kadar ulaşabileceğim. Buradaki şeyler, üretim bileşimlerini veya işte neyse bu miktar bileşimlerini elde edebileceğim. Ha, peki o zaman ne oluyor? Bu şeyi, fonksiyonu bir tereyağı dağı gibi düşünürsek, bu çizginin üzerinden o fonksiyon sanki bir döner bıçağıyla kesilmiş gibi bir kesit oluşuyor. Şu kesit oluşuyor. Bakın, kısıtla kesit ne kadar birbirine uyuyor, değil mi? Kısıtımız bir kesit oluşturuyor fonksiyon üzerinde. Ve biz artık bu kısıtın oluşturduğu kesit üzerinde maksimizasyon yapıyoruz. Şu noktayı buluyoruz artık. Bu kısıtlı maksimum. Kısıt burası. Bu kubbe gibi şey, fonksiyonun kendisi hedef fonksiyonumuz. Şuradaki onun tepesi serbest maksimum artık, ama artık kısıt yüzünden ona ulaşamıyoruz. Ancak onun şu kesitine ulaşabiliyoruz. Onun üzerindeki tepe noktası neresi ise kısıtlı maksimum, orası constraint maksimum. Bunu biliyor, buluyoruz işte. Burada amacımız bu olacak. Ters çevirirseniz bunu, çanak şeklinde gelirse aşağıya doğru, yani tanım kümesinin oluşturduğu düzleme ters bir şeye, ayna görüntüsünü alırsanız da çanak biçiminde kesin dış bükey bir fonksiyon olur. Dip noktasında bulabiliriz gerekirse. Yani fonksiyon iç bükey ise, kesin iç bükey ise tepe noktasını buluruz. Kısıtlı maksimumunu buluruz artık. Dip şey ise de, çanak biçiminde kesin dış bükey ise de dip noktasını, kısıtlı minimumunu buluruz. Bu kısıta bütçe doğrusu da denilir. Genellikle bizim için adı bunun bütçe doğrusu olacak. Budget line, Fransızcadan gelen bir sözcüktür. Bu bütçe böyle yazılır ve bütçe diye Türkçe'ye çevirmişiz. İngilizler de biliyorlar budget line. Nedir? Yani elimizdeki işte o olanakları gösteren, para olabilir, bu zaman olabilir, bizi kısıtlayan neyse o iki şey arasında, iki mal veya iki hizmet, iki faktör ne arasında paylaşıyorsak, o iki şey arasında paylaştırdığımız kısıt, işte elimizdeki kısıt bu. Burada mesela 4x1 artı 2x2 eşit 60 diye kitaptan bir örnek vermiş. 60 cebimizdeki para, x1 ve x2 tüketmek istediğimiz iki mal mesela ve faydamızı maksimize etmek istiyoruz. Kahve ve şeker mesela. Kahvenin fiyatı 4, şekerin fiyatı 2. Yani işte şeyin, kahvenin neyse o 4, bir fincan kahve mesela 4 lira, bir şey, bir bardak, bir fincan kahve 4 lira. Buna da 2 liralık şeker koyuyorum gibi bir şey, ya da neyse 2 lira, şekerin birim fiyatı 2 lira, kahvenin birim fiyatı 4 lira gibi düşünebiliriz. Ve ben işte şeker ve kahveden aldığım faydayı maksimize etmeye çalışıyorum. Ama o zaman ne yapmam lazım? Cebimde de 60 liram var. Sadece kahve ve şekere harcayacaksam bu 60 lirayı, ya da kahve ve poğaçaya harcayacağım mesela, öyle de olabilir.
Mesela 4 lira kahve, 2 lira poğaça gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra kahveyle poğaça yiyeceğim 60 liralık. Peki bu durumda x bir kahveden tükettiğim miktarsa bununla 4x1'i çarptığım zaman mesela işte kaç bardak kahve tüketici 80 onu 4 ile çarptığım zaman kahveye harcayacağım toplam parayı bulmuş oluyorum. X2 diyelim işte poğaça o da 2 liraysa 2 ile x2'yi çarptığım zaman toplam alacağım poğaçaya yapacağım toplam harcamayı buluyorum. Bu ikisinin toplamı da 60 cebimdeki paraya eşit olması lazım. Bundan daha az da olabilir ama tasarruf diye bir şey yoksa varsayıyoruz. Çünkü şeyi yani maksimize etmeye çalışıyorsam, bir hedefe ulaşmaya çalışıyorsam elimdeki olanakları sonuna kadar kullanmam lazım. Dolayısıyla da bütçe doğrusunun üzerinde şey yapmak, bu kısıt gerçekten kısıtlıyorsa, serbest maksimuma ulaşamıyorsam o zaman bu kısıtın sağladığı en üst değere her halükarda ulaşmam lazım. O zaman da işte bu kısıtı eşitlik koşuluyla gerçekleştirmem lazım. Yani 4x1 artı 2x2 eşit 60 olmalı burada. Peki güzel. Bunu bir de şu kesit tarafından çizersem işte burada bütçe doğrusu, şurada U de göstermiş mesela fayda fonksiyonu, bu bir fayda fonksiyonu ise fayda fonksiyonu maksimize ediyorsam o zaman bu da işte şuradaki kesitin görüntüsü oluyor. Bu kesitin üzerindeki bu kesit tek değişkenli bir fonksiyon gibi dikkat ederseniz bütçe doğrusunun yönünde. Orada da işte teğetin yere sıfır olduğu tek bir maksimum buluyorum. Kısıtlı maksimum bulmuş oluyorum. Bunu aynı zamanda şu resmin tepeden bakıp kuş bakışı iz düşümünü çizersem coğrafyadaki işte izohipsler eş yükseklik eğrileri gibi bu fonksiyonun eş yükseklik eğrileri biz buna eş miktar, isokuant eş miktar veya ne diyoruz işte çeşitli şeyler isokuant diyoruz genellikle yani eş miktar eğrileri diyoruz. Dolayısıyla da işte bunlar şunlar oluyor. Yani her bir fayda düzeni sağlayan x1, x2 bileşimlerinin yeri. U0 en alt fayda düzeyi. Onun biraz üzerinde U1 var, onun üzerinde U2 var filan. X'ler arttıkça, tüketimlerim arttıkça ona göre fayda düzeylerim de artıyor. Bu şeklin yerdeki iz düşümü böyle. Bunlar da eş yükseklik eğrileri. Dolayısıyla eş miktar eğrileri bizim için isokuantlar. Ya da kayıtsızlık eğrileri dediğimiz şey. Indifference curves dediğimiz şey. Burada bütçe doğrusu şurada işte. Bütçe doğrusunda B bütçemse benim şuradaki 60 mesela buna B dersem cebimdeki toplam kaynağı, toplam paramı artık zaman mı neyse o. Onu her bir o şeyin seçim değişkenin malsa mesela mal, hizmetse hizmet, başka bir şey faktörse faktör. Onun fiyatına bölersem ondan alabileceğim maksimum miktarlara yapmış şey yapmış bulmuş olurum. Bunlar da işte bunun x ve y eksenleri, x1 ve x2 yatay ve düşey eksenleri kestikleri yerlerdir bu bütçe doğrusunun. Arasındaki bileşimlerde bütçe doğrusunu oluşturuyorlar. Yani şuradaki işte Q2 yıldız eşit 950 eksi Q1 yıldız şunun gibi bir şey. Ha, peki bu da bütçe doğrusu kısıt yani. Bu hedef fonksiyonumun yerdeki iz düşümleri nerede üretim ya da tüketim yapacağım? Optimum noktam nedir benim? İşte şu bütçe doğrusunun el verdiği, bunun izin verdiği en yüksek hedef fonksiyon düzeyi, faydaysa fayda, üretimse üretim, karsa kar onun düzeyi. O da nedir? İşte bu bütçe doğrusuyla şu kayıtsızlık eğrilerinin eşit şey olduğu, teğet olduğu noktadır. Tek bir noktada olur bu kayıtsızlık eğrileri yumuşaksa o zaman da tek bir noktada işte şurada kısıtlı maksimumu bulurum. Yani yapmaya çalıştığım şey bu bölümde. Peki. Şimdi 12.1'e geldik. Burası girizgah kısmıydı. Şimdi 12.1 bir kısıtın etkileri. Effects of a constraint. Bakalım kısıt ne yapıyor? Bu tüketicinin fayda maksimizasyonu problemi olarak deminki grafik üzerinden aynı şeyleri burada sayısal bir örneğe uyguluyoruz. Tüketicinin fayda maksimizasyonu problemi. Kısıtsız maksimum maksimize edeceğim faydamı iki şeyi kullanarak mesela kahve ve poğaça x1 kahve x2 poğaça gibi düşünelim. Dolayısıyla ux1 x2 fonksiyonumu fayda fonksiyonumu maksimize edeceğim. Bu fayda fonksiyonu da böyle verilmiş. x1 çarpı x2 artı 2x1. Yani hem kahve tüketmekten bağımsız bir fayda ediyorum. Hem de kahveyi poğaça ile birlikte tüketmekten ikisinin çarpımı gibi bir etkileşimli fayda elde ediyorum. Bunların toplamı da toplam fayda oluyor gibi yorumlayabiliriz bu fonksiyonu. X1 çarpı X2 artı 2X1.
x1 ve x2 pozitif tabii. Negatif poğaça, negatif kahve diye bir şey olmaz. İkisi de hatta sıfırda tüketmeyiz. Herhalde ikisinden birden tüketmeyi tercih ederim. Az da olsa. Dolayısıyla da x1 de x2 de pozitif olması makuldür. Az da olsa her bir şeyden, o her bir seçim değişkeninden biraz kullanıyoruz gibi. Dolayısıyla kesin pozitif bunlar. Şimdi birinci derece koşul kısıtsız maksimum olsaydı ne yapardım? Direkt birinci derece türevlerini, kısmi türevlerini alır ve sıfıra eşitlemeye çalışırdım. Bakardım ne olur diye. Şimdi U1 dediğim, yani x1'in marjinal faydası del U bölü del x1 nedir? Şuna göre x1'e göre kısmi türevini aldığım zaman x2 artı 2 çıkar buradan. X2 artı 2. Ve dikkat edin bu pozitif. X2 büyüdükçe bu daha da büyür. Sonsuza doğru gider. U2'yi alsam ikinci malın marjinal faydası del U bölü del x2. Bu fonksiyonun x2'ye göre türevi x1 çarpı x2 olduğuna göre x1. Burada 2 x1'de x2 yok. 0. X1 artı 0 x1. Demek ki ikinci malın marjinal faydasının değeri de x1 kadar. O da kesin pozitif. X1 arttıkça bu da artıyor. Bunların sıfır olması da mümkün değil bu türevlerin. Bir yerde durmaları da mümkün değil. X arttıkça ikisi de sonsuza doğru. X1 ve X2 ne kadar büyürse benim marjinal faydam da o kadar büyüyor. Faydamın kendisi de o kadar büyüyor. Yani burada bir kısıt koymazsam sınır yok bu işin. Sonsuza kadar poğaça ve şey yiyebilirim gibi. Kahve içebilirim, poğaça yiyip kahve içebilirim gibi. Tabii böyle bir şey değil. Benim midemin de sınırı var. Bizim doyma dediğimiz bir olay var ama burada o varsayılmamış. Yani lüks mallar bunlar. Mesela eğitim, sağlık gibi sonsuz tüketmek isteyebilirim gibi düşünebiliriz. Peki kısıtlı optimizasyon olursa? Şeyde yaşamıyoruz, cennette değiliz, dünyadayız. Her şeyin bir kısıtı, bir sınırı var. Dolayısıyla da ben de kısıtlar altında çalışıyorum. Dolayısıyla da bir bütçe kısıtım var. B bütçem işte o toplam kaynağım. Mesela para olabilir, bu zaman olabilir, başka bir şey olabilir. Neyse beni kısıtlayan. P1, P2 bu iki seçeneğin fiyatları. Malsa mal, hizmetse hizmet, faktörse faktör. Neyse. Ondan sonra x1, x2 de o mallar, hizmetler veya faktörler, seçim değişkenleri. Dolayısıyla benim kısıtımın şeyi, kısıtımın cebirsel ifadesi b eşittir p1 eksi 1 artı p2 eksi x2 oluyor. İşte şey bu, kısıt fonksiyonum bu. Veya buradan mesela x2 eşittir b bölü p2 eksi p1 bölü p2 x1 gibi de öyle de çekebilirim buradan gerekirse. Şimdilik bu şekilde görelim. Peki örnek sayısal da B işte 60, cebimdeki para 60, bütçem 60. P1 4, P2 2 deminki örnek. Yani birinci malın fiyatı 4, ikinci malın fiyatı 2. Güzel. O zaman bütçe fonksiyonum benim GX1 X2 oluyor. Bir yine iki değişkenli bir fonksiyon. 4X1 artı 2X2 X2. Bunun tamamı da eşit 60 olmak zorunda. Yani bunun toplam harcamam benim 60 olmak zorunda. Bunu geçemez. Bundan aşağıda harcamıyorum. Bu iki mala harcayacağım bu bütçemi diye düşünüyorum. 4x1 artı 2x2 eşit 60 işte benim sayısal olarak bütçe koşutum, şeyim, kısıtım. Peki hedef fonksiyonum ne? U fonksiyonu, fayda fonksiyonu x1 x2 işte x1 çarpı x2 artı 2x1. Bunu maksimize edeceğim. Neyi kullanarak? x1 x2 kullanarak. Ama artık kısıtsız değil. Bu kısıt altında, bütçe kısıtım altında. Yani bir koşul bu. Bunun altında maksimize edeceğim. Bunu dikkate alarak maksimize edeceğim. Kısıt, hedef fonksiyonun tanım kümesini ve dolayısıyla görüntü kümesini de sınırlıyor. Deminki çizimlerde gördüğümüz gibi. DU dediğim şey, U fonksiyonunun tanım kümesi normalde öyle x1, x2'lerin fonksiyon şeyi alanı ki bu x1 büyük eşit 0 ve x2 büyük eşit 0. Yani pozitif çeyrek demek bu. Fayda fonksiyonumun tanım kümesi bu. Doğru. Ama şimdi artık bir de kısıt geldi. O zaman işte C veya B neyse, C de denilebilir bunu. Constraint'in C'si, kısıtın C'si. C eşittir. GX1, X2 gibi bir kısıt da geldi. Dolayısıyla bir V koşulu daha geldi. Bu da geldi. Bu işte sınırlıyor bu tanım kümesini artık hedef fonksiyonumun. Bu kısıtın el verdiği kadarını bu tanım kümesini kullanabiliyorum ancak. İkinci kısıtı eklersek fazla kısıtlayıcı olur. Çünkü iki değişkenim var. İki de kısıtım olursa, bağımsız kısıt olursa bunlar o iki değişkenin değerlerini çözerler. Optimize edecek, maksimize veya minimize edecek bir şey kalmaz. Optimizasyona gerek kalmaz. Dolayısıyla kısıtlar aşırı kısıtlayıcı olmamalı. Doğru. Genel kural nedir? Bağımsız kısıt sayısı küçük olmalıdır. Seçim değişkeni sayısından ki
optimizasyon yapabileyim. 10 tane seçim değişkenim varsa en fazla 9 kısıtım olmalı ki en az bir değişken serbest elimde serbestlik derecesi olarak kalsın, serbest kalsın. Onunla da optimizasyon yapabileyim. İşte bu çok önemli bir şey. Dikkat edilmesi gereken bir nokta. Peki 12-2 durağan noktaları bulmak. Finding the stationary points. Şimdi bakalım işte çözümü nasıl yapacağız? Ona geliyoruz. Durağan noktaları nasıl bulacağız? Şimdi başka hiçbir yöntem bilmiyorsak, şimdi öğreneceğimiz Lagrange yöntemini mesela bilmiyorsak ne yapardık? Yine de çözebilirdik bu problemi, değil mi? Biz şu ana kadar bildiklerimizi, öğrendiklerimizi bu problemi çözebilirdik. Nasıl çözerdik? Şöyle. Kısıtı hedef fonksiyonunun içine yerleştirirdik. Bizim bütçe kısıtımız neydi? B eşittir 4x1 artı 2x2 eşit 60, değil mi? Buradan x2'yi çekerim. 60 eksi 4x1 bölü hepsi bölü 2 olarak. Yani bunu da sadeleştirince 30 eksi 2x1 olur bu. 60 eksi 4x1 bölü 2, 30 eksi 2x1 olur. x2 buna eşit. Demek ki x2 ile x1 arasındaki ilişki bu. Bu x2'yi böyle x1 cinsinden 30 eksi 2x1 diye bütçeden kısıttan çekip yazarsam, onu da alıp işte hedef fonksiyonun içine yerleştirirsem x2'nin olduğu yere tek değişkenli bir fonksiyona indirgemiş olurum şeyi. İşte kısıtı hedefin içine sokuşturmuş, onun içine yerleştirmiş. İki denklemi aynı anda çözmüş olur. Nedir? İşte x1 çarpı x2 diye x2 yerine işte kısıtı koyuyorum şimdi. 30 eksi 2x1 koyuyorum. x2'nin kısıttaki değeri bu 30 eksi 2x1. Onu koydum. Artı 2x1. Toparlayınca 30 kere x1 artı 2x1 32x1 oldu. Eksi 2 kere x1 kare. Tamam, 32x1 eksi 2x1 kare. Bakın kısıtı hedef fonksiyonun içine yerleştirdim. Bir değişken azaldı. Dolayısıyla da hedef fonksiyonumun burada tek değişkenli hale geldi. Kısıtı işte hedef fonksiyonun içine dahil ettim, yerleştirdim. O zaman bunu tek değişkenli bir maksimizasyon olarak maksimize edebilirim artık. Çünkü kısıtı işin içine kattım, hale aldım, dikkate aldım, değil mi? O zaman ne yapacağım? Hedef fonksiyonumun, yeni hedef fonksiyonumun artık kısıtla içleştirilmiş hedef fonksiyonunun artık x1 tek bir değişken var. Ona göre kısmi türevini, ya da türevini, tek bir şey var. Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Nedir? 32x1 eksi 2x1 karenin türevi 32 eksi 4x1'dir. Bu da eşit 0 olursa, değil mi? Normal optimizasyon yapıyorum. O zaman x1 yıldız ne çıkar buradan? 4x1 32 ise x1 yıldız 32 bölü 4 8 verir. İşte x1 yıldız eşit 8 olur. Peki x2 yıldız ne olur? O da kısıtın içine bu sefer yerleştiririm. Madem ki x2 30 eksi 2x1'di, x2 yıldız da 30 eksi 2x1 yıldız olur. Yani 30 eksi 2 kere 8 olur. 2 kere 8 16, 30'dan 16 çıkınca 14. O da güzel. Tamam. Demek ki 8 ve 14'müş. X1 yıldızım 8, X2 yıldızım da 14'müş. U yıldızı da bulabilir miyim? Bulabilirim. Yani faydamın maksimum düzeyini bu kısıt altında, bu bütçe kısıtı altında 8 kere işte neydi benim? Şuradan 4 kere ne yapıyorduk? Hedef fonksiyonum benim x1 çarpı x2 idi. X1 yıldız 8, x2 yıldız 14, 8 kere 14. Artı 2 kere x2, değil mi? Yok, pardon, 2 kere x1, 2 kere 8. 8 kere 14 artı 2 kere 8 de 128 yapıyormuş. 8 kere 10, 80, 4 kere 8, 32, 112 etti. 16 da 128. Tamam, doğru, hesap doğru. İyi de ne buldum ben? Minimum mu, maksimum mu? O zaman ikinci derece koşula da bakmam lazım. Yani birinci türevin tekrar türevini alıp ikinci türevin onun işaretine bakmam lazım. Bu da nedir? İşte d kare u bölü dx 1 kare, değil mi? İkinci türev. Birinci türevi neydi? 32 eksi 4x1. Bunun tekrar x1'e göre türevini alınca eksi 4. Eksi 4 sabit, negatif. Güzel. İkinci türevi de negatif. Demek ki fonksiyon kesin içbükey. Yani u x 1 kesin içbükey. Dolayısıyla x1 yıldız 2 yıldız dediğim şey de yerel maksimum. İşte size kısıtı hedefin içine yerleştirerek tek değişkenli hale getirip oradan da yine x1 yıldızı x2 yıldızı nasıl çözeceğimizin yolu. Ama kısıt ve değişken sayısı çoğaldıkça bu işi yapmak, içine yerleştirmek gittikçe zor hale, karmaşık hale gelmeye başlıyor. Onun yerine daha bir yöntem lazım, daha pratik bir yöntem lazım. Onu da işte kullanışlı, yani bir yöntem lazım. Onu da 18. yüzyıl Fransız matematikçisi Lagrange amca bize vermiş. Genel yöntem Lagrange belirsiz çarpanları. Lagrange'in
undetermined coefficients ya da indefinite coefficients diye adlandırılan yöntem, Lagrange belirsiz çarpanları. Nedir? Kısıtı optimizasyonu kısıtsıza dönüştürmek. Kısıtı bir belirsiz çarpanla çarpıp hedef fonksiyonuna toplamak. Bu işin mantığı bu. Lagrange fonksiyonu dediğimiz şey L fonksiyonu. Bu L'ler aslında güzel el yazısı L'lerdi. Sunumda öyle olduğunu göreceksiniz. Buraya aktarırken bozuyor. Lagrange'in L'si bu tabii. Genellikle öyle adlandırılır. Kitabımızda başka bir şeyde de adlandırıyor olabilir. Genellikle ama Lagrange'i bazen Z ile gösterirler. Genellikle güzel L'dir o. El yazısı L'dir. Lagrange'in L'sidir. Ha, nedir bu? İşte Lagrange ifadesi dediğimiz şey, x ve y diye iki değişkenimiz varsa bunlara bir üçüncü lambda değişkeni. Lambda da biliyorsunuz Yunan L harfi, bu da küçük L. Lambda belirsiz çarpan değişkenini ekliyoruz buna. Yani iki değişkeni üç değişkene çıkarıyoruz. X, y ve lambda oluyor. Bu Lagrange ifadesi nedir? Hedef fonksiyonumuz fx, y fonksiyonu. Bu bir hedef fonksiyonumuz. Buna kısıt fonksiyonumuzun c eşittir gx, y diye bir kısıtımız var. Bunun örtük halini c eksi gx, y diye yazarak bunu lambda ile çarpıp hedef fonksiyonumuza topluyoruz. İşte Lagrange ifadesi bu. Bunun sırası biraz önemli şöyle. Yani gx, y eksi c yazsaydık ne olurdu örtük halini? Bir şey olmazdı. Sonuçlar yine çıkardı. Yine doğru olurdu. Ama lambda yıldızın, lambdanın optimal değerinin belli bir yorumu var. Onu yapamazdık daha sonra göreceğimiz gibi. Bir sonraki derste onu göreceğiz. O önemli bir şey. Onun için de siz de adet edinin. Kısıtı daima sabit kısıt sabitinden başlayarak, yani buradaki 60 gibi mesela veya b veya c neyse ondan eksi kısıt fonksiyonu şeklinde, kısıtın fonksiyonel ifadesi şeklinde, yani c eksi g eksi y şeklinde yazmaya yazmayı adet edinin. O zaman lambda nın anlamları da kaybolmaz. Ha, nedir? İşte f eksi y artı lambda çarpı c eksi g eksi y benim Lagrange ifadem. F eksi y hedef fonksiyonum, c eksi g eksi y kısıtın örtük hali, lambda da belirsiz Lagrange çarpanı. Ha, şimdi bizim buradaki örnekte ne yaparız? Şu yukarıdaki içine yerleştirme çözdüğümüzü bununla çözmek istersek, Lagrange ifadesi işte hedef fonksiyonu x1 çarpı x2 artı 2x1 artı lambda kere kısıtın örtük hali, yani 60 eksi 4x1 eksi 2x2. Şey değil miydi, 4x1 artı 2x2 eşittir 60 değil mi? C eşit de bu 60 sabit. Kısıtı, kısıtın sabit, kısıtlayan şey yani elimdeki bütçe. Onu ondan başlar gelir diyor eksi diye, yani buradaki 4x1 artı 2x2 bu tarafa geçiyorum. 60 eksi 4x1 eksi 2x2 diye onu da işte lambda ile çarpıp hedef fonksiyonuma topluyorum. Lagrange ifadesini oluşturuyorum. Şayet ki kısıt geçerliyse, yani 4x1 bütün paramı harcarsam, bütün o kaynağımı harcarsam 4x1 artı 2x2 60'a eşit olacaktır. O zaman 60 eksi 4x1 eksi 2x2 de eşit 0 olacaktır. O zaman burası sıfırlanacaktır kısıtın gerçekleştiği yerde. Dolayısıyla da Lagrange ifadesinin optimal değeriyle, optimum değeriyle benim hedef fonksiyonumun optimum değeri, maksimumsa maksimum değerleri aynı olacaktır. Bu bir fayda fonksiyonuysa bunun optimum, bunun maksimum değeriyle şu Lagrange ifadesinin maksimum değeri kısıt gerçekleştiği zaman aynı olacaktır. Bunlar eşit olacaklardır. Kısıt gerçekleşene kadar aynı olmayacaklardır ama kısıt sağlanana kadar aynı olmayacaklardır. Kısıt sağlanınca sıfır olacağı için hedef fonksiyonuyla Lagrange ifadesinin optimal değerleri aynı olacaktır. Buradan işte sonuçta şeyi Lagrange'ın optimumu bulunca hedef fonksiyonumuzun da optimumumuzu bulmuş oluyoruz. Peki, şimdi birinci derece koşul bu şeyin modelimiz bu. Lagrange ifadesinin artık sanki kısıtsız optimizasyon yapıyormuş gibi x, y ve lambda ile ya da x1, x2 ve lambda ile, yani iki değişkeni üç değişkene çıkardık. Lagrange'ı üç değişkenli bir fonksiyon olarak düşünüp x1, x2, lambda cinsinden mesela ve sanki kısıtsız optimizasyon yapıyormuş gibi işte birinci derece koşullarına bakıyoruz. Şeyin Lagrange fonksiyonunu, Lagrange ifadesinin lambda'ya göre türevini alırsam zaten kısıtın örtük halini bulurum. Yani 60 eksi 4x1 eksi 2x2. Onunla buluyordu. Dikkat ederseniz hemen görelim, tekrar hatırlayalım. Neydi? F eksi y artı lambda kere c eksi g eksi y ya da
Buradaki örnekte işte hedef fonksiyonu x1 x2 artı 2 x1 artı lambda kere 60 eksi 4 x1 eksi 2 x2. Burada lambda yok. Şunların lambdaya göre türevleri 0. Burada lambda var. Lambda neyle çarpılıyor? Şu parantezle çarpılıyor. Yani kısıtın ördük haliyle çarpılıyor. Lambdaya göre türev aldığın zaman bu başındaki katsayı bul. Sabit gibi lambda yok bunda içinde. Sabit yani c gibi bir a lambda olsaydı bu lambdaya göre türevince o a olacaktı. Lambda parantez olunca da lambdaya göre türevince parantez içinde ne varsa o kalıyor. İçeride lambda yok. Dolayısıyla lambdaya göre sabit bu parantezin içi. Dolayısıyla da işte kısıtın örtük hali birinci şeyi Lagrange ifadesinin lambdaya göre kısmi türevini aldığım zaman işte 60 eksi 4 x1 eksi 2 x2 bunu da eşit 0 yapıyorum. Lambda'nın x1'e göre türevini aldığım zaman şey Lagrange ifadesinin x1'e göre türevini aldığım zaman buna l1 diyorum. 2x2'ye göre türevini aldığım zaman da l2 diyorum. x1'e göre türevini alınca işte x2 artı 2 eksi 4 lambda oluyor. Çünkü içeride eksi 4x1 var. Eksi 4x1 türevi eksi 4. Başında da lambda ile çarpıldığı için eksi 4 lambda geliyor oradan. x2 artı 2 eksi 4 lambda eşit 0 olarak ikinci değişkeni x1'e göre türevini bulmuş oluyor. x2'ye göre Lagrange ifadesinin kısmi türevi ise nedir? x1 eksi 2 lambda. Çünkü x2'nin başında eksi 2 vardı içeride parantezin içinde. x2'ye göre türev alınca x1 çarpı x2'den x1 geliyor. Öbür tarafta 2 eksi 2 x şey, artı 2 x1 vardı. Orada x2 olma için 0 oluyor. Parantezin işte x2'ye göre türevini alınca da eksi 2 başında da lambda var. Eksi 2 lambda oluyor. Dolayısıyla da işte bunları da sıfıra eşitleyerek birinci türevleri sıfıra eşit demiş oluyor. Birinci derece koşul bu. Buradan kritik noktaları bulacağım. İkinci derece koşula bakarak da ondan sonra bunların maksimumu, minimumu, dönüm noktası mı, eğer noktası mı, ne noktası olduklarını bulacağım. Ama o daha sonra, o ikinci sınıfta. O çünkü biraz daha burada biraz daha karmaşık bir analiz gerektiriyor. Biraz daha başka şeyler gerekiyor. Onu ikinci sınıfa bırakacağız. Şimdi 2 ve 3. denklemlerden yani Lagrange ifadesinin x1 ve x2'ye göre türevlerini sıfırladığım denklemlerden buradan lambdayı çekebilirim. Buradan L1'den şeyi çekersen, Lagrange birinci şu ikinci denklemden lambdayı çekersem, değil mi? X2 artı 2 eşit 4 lambda olur. Buradan da lambdayı X2 artı 2 bölü 4 olarak bulabilirim. İkinci denklemden ise X1 eşittir 2 lambda olur. Lambda eşittir X1 bölü 2 olur. Onu da bulurum. Bu iki lambdayı eşitleyince işte şöyle bunlar lambda olduklarına göre ikisi de birbirine eşit olacaklardır. X2 artı 2 bölü 4 eşittir X1 bölü 2 olacaktır. Ha, buradan o zaman her tarafını 4 ile çarpalım bunu. Burada x2 artı 2 olur burası. 4 bölü 4 1 olur gider. Burası da 4 bölü 2 2 olur. Burada 2x1 kalır. x2 artı 2 eşittir 2x1 olur. O zaman 2x1 eksi 2 de 2'ye eşit olur. Dolayısıyla 2x1 eksi 2x2 eşit 2 olarak şu ikinci ve üçüncü denklemlerinden bir ilişki bulurum. Bir de x1 x2 cinsinden kısıt denklemim var. Bu ikisini beraber çözerek işte ister içine yerleştirerek çözün, ister bir şeylerle çarparak çözün katsayılarla. Sonuçta nasıl isterseniz çözerek ondan sonra x1 yıldız ve x2 yıldız ve lambda yıldızı bulabiliyoruz buradan. Şimdi nedir? İşte şuradan kısıtı yine öbür türlü asıl haliyle yazabilirim. 4x1 artı 2x2 eşit 60 diye yazabilirim. 60 eksi 4x1 eksi 2x2 eşit 0 demek. 4x1 artı 2x2 eşit 60 demektir. Oradan geldim zaten. Bir de 2x1 eksi x2 eşit 2 ise bu denklemi 2 ile çarparsan 4x1 eksi 2x2 eşittir 4 olur. 4x1 eksi 2x2 eşit 4 ise bununla da şununla çarpınca ne olur? 4x1 şey toplayınca pardon alt alta 4x1 ile 4x1 8x1 eder. 2x2 ile eksi 2x2 birbirini götürür. Burada da 4 vardı 2 kere 2 4. 60 ile 4'ü toplayınca 64. Yani 8x1 eşit 64. x1 yıldız eşit 8 olur. 8 kere 8 64. Buradan da x1 yıldızın 8 olduğunu bulurum. 64'ü 8'e bölünce. Bunu alıp ne bileyim ben şuraya yerleştirince veya kısıta yerleştirince mesela şuraya yerleştirelim. 2 kere 8 16 değil mi? 16'dan bunu bu tarafa 14 x2'yi de karşıya atınca demek ki x2 yıldız da 14'müş. x1 yıldız 8, x2 yıldız 14. Peki lambda yıldız ne? Mesela x1 yıldız bölü 2 yani 8 bölü 2 o da 4'müş.
İsterseniz x2'den de bulabiliriz. 14 artı 2, 16, 4'e bölünce 4 aynı şey. Sağlamasını da yapmış oluruz böylece. Demek ki x1, x2 ve lambda'nın optimal değerleri bunlarmış. Hedef fonksiyonumuzu bu kısıt altında maksimize ederken. x1 yıldız 8, x2 yıldız eşit 14, lambda yıldız eşit 4. Bunları hedef fonksiyonun içine koyup, yani x1 çarpı x2 artı 2x1 diye onları işte yerine koyup bu ifade şeyleri, değerleri, u yıldızı da hesaplarsak o da 128. Elde edeceğiniz maksimum şeyde, bu da dikkat ederseniz öbür kısıtsız olarak şey yaptığımız, hani kısıtı içine yerleştirdiğinizde de 128 bulmuş. Aynısını burada da bulmak mümkün. Size egzersiz olarak yine yerleştirin. Bakın. Şimdi burada bazı şeyler var dikkat edilmesi gereken. İkinci derece koşul, dediğim gibi şu anda yapmayacağız bunu. İkinci derece koşulu ikinci sınıfa bırakacağız. Orada çünkü karesel ifadeler ve onların işte matrislerle, determinantlarla analizleri falan onlar gerekti. O uzun iş. Onu ikinci sınıfta göreceğiz. Şimdi kısıtımız gxy eşit c olursa kısıtın örtük halini c eksi gxy diye yazalım dedik. Bunun da bir nedeni vardı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sabitten başlayarak. Kısıtımız gxy eşit 0 olarak, homojen olarak verilmişse o zaman kısıtın örtük hali 0 eksi gxy diye olması lazım. Buradaki sabit 0 olursa, bütün malzeme sol tarafa atılıp sağ tarafta 0 kalmışsa kısıtta, o zaman kısıtın örtük haline 0 eksi gxy, büyük gxy diye yazmamız lazım. Lagrange fonksiyonu da nasıl oluşturmamız lazım? Lagrange ifadesini işte Lagrange L gxy lambda eşittir fxy hedef fonksiyonu artı lambda kere 0 eksi büyük gxy diye oluşturmamız lazım. 0 tabii şey yapmıyor, lambda ile 0 çarpınca gidiyor. Ne oluyor? Fxy eksi lambda kere büyük gxy kalıyor. Dolayısıyla ne oldu? Buradaki artı eksiye dönüştü. Ama aslında bir yanlışlık yok. Burada artıyı koyduk ama bu 0 eksi gxy diye yazılması gerektiği için bu kısıtın, onun için buradaki eksi, buradaki lambda ile 0 sıfırlanıyor, çarpılınca 0 oluyor. Buradaki eksi de buraya geliyor. Dolayısıyla fxy eksi lambda g büyük gxy oluyor. Buna da dikkat. Elinizdeki kısıt homojen olarak, yani sağ tarafı 0 olarak verilmişse o zaman bu şekilde katacağız bunu işin içine. Peki büyük Lagrange ifadesi işte Lxy lambda Fxy artı lambda kere büyük C eksi Gxy ise normal Lagrange'ı oluşturduk. O zaman birinci derece koşulumuz bizim ne oluyor? Lagrange ifadesinin lambda'ya, x'e ve y'ye göre kısmi türevlerini sıfırlamak. İşte birinci derece koşul, birinci derece türevlerin hepsinin aynı anda eş anlı olarak, yani sıfır olması. Buradan da işte x yıldız, y yıldız ve lambda yıldızı çözüyoruz. Peki nedir? Şunun lambda'ya göre türevini alırsam c eksi g eksi y kalır burada. O eşit sıfır. İkinci denklem, bunun Lagrange'ın x'e göre kısmi türevini alırsam f'nin x'e göre kısmi türevi artı lambda c sıfırdır. Burada x yok. Eksi lambda kere g'nin x'e göre kısmi türevi olur. Yani Lagrange'ın x'e göre kısmi türevi, f'nin x'e göre kısmi türevi, eksi lambda kere g'nin x'e göre kısmi türevi. Bunun hepsi de eşit sıfır olur. Lagrange ifadesinin y'ye göre kısmi türevini alırsam, birinci lambda'ya göre aldım. Sonra x'e, sonra da y'ye göre alıyorum. Yani ilk olarak lambda'ya göre alıyorum. Niye? Çünkü o bana kısıtı veriyor zaten. Kısıtın örtük hali. Y'ye göre F'nin Y'ye göre kısmi türevi artı lambda C'de Y yok, sıfır burası bunun türevi, eksi lambda kere G'nin Y'ye göre kısmi türevi, yani F'ye eksi lambda G'ye oluyor burası. Lagrange'ın X'e göre kısmi türevi Fx eksi lambda Gx oluyor. Lagrange'ın Y'ye göre kısmi türevi de F'ye eksi lambda G'ye oluyor. Bunları da sıfıra eşitliyorum. İşte 3 tane denklem, 3 tane de değişkenim var bilinmeyen, X, Y ve lambda. Bunların değerleri işte buradan lambda yıldız, x yıldız, y yıldız olarak çözüyorum. Güzel. Fakat buradan bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan işte ikinci ve üçüncü denklemlerden ilginç bir şey çıkıyor. Fx eşittir lambda gx oluyor. Fx eksi lambda gx sıfırsa fx eşit lambda gx'tir. Fx eksi lambda gy'ye sıfırsa f'ye eşittir lambda gy'dir. Buradan da lambdayı çözelim. Lambda eşittir fx bölü gx. İkinciden de lambda eşittir fy bölü gy. Demek ki lambda eşittir fx bölü gx. Lambda eşittir fy bölü gy. Peki bunlar ne? Fx
şeyimin ne derler, hedef fonksiyonun x'e göre kısmi türevi, x'e göre eğimi. Gx ise kısıt fonksiyonunun x'e göre kısmi türevi, yani eğimi. O zaman bu eğimlerin oranı, isterseniz marjinaller gibi de bakabiliriz. Marjinal hedef fonksiyonu bölü marjinal kısıt gibi de görebiliriz. X'e göre marjinal hedef fonksiyonu bölü marjinal kısıt fonksiyonu eşittir y'ye göre marjinal hedef fonksiyonu, yani marjinal hedef fonksiyonu y'ye göre marjinali bölü kısıt fonksiyonunun y'ye göre marjinali. Veya geometrik olarak hedef fonksiyonunun x'e göre eğimi bölü kısıt fonksiyonunun x'e göre eğimi. Bu da hedef fonksiyonunun y'ye göre eğimi, y yönündeki, y doğrultusundaki, yani teğetinin eğimi bölü kısıt fonksiyonunun y doğrultusundaki teğetinin eğimi. Ya da daha genel bir şey yorumu yapmak istersek, kim kimi nasıl etkiliyor gibi, hedef fonksiyonunun kısıt fonksiyonunun hedef fonksiyonu üzerindeki bir nevi etkisini gösteriyor bu lambda işte. Fx bölü gx aynı zamanda fy bölü gy'ye eşit. Bu oranın zaman zaman karşımıza çıktığını ve önemli olduğunu göreceğiz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ya, öbür derste de, yani yarın öbür gün çarşamba perşembe de geri kalan 4-5 slaytı bitireceğiz ve 11 şeyi 12 2'nin sonunda da dersimiz bitmiş olacak. Sorularınız varsa şimdi sorabilirsiniz. Şeyi durduruyorum. Kaydı.